geçişten geçtiğinde, fırsatlar kaçtığında, olanlar olduğunda kullandığımız bir deyim. Geçti borun pazarı, süreçeyin iğdeye. Çokça kullandığımız bu deyimin hikayesini biliyor muyuz peki? Hadi hep beraber bu deyimin nasıl ortaya çıktığına bir bakalım. Namdar Rahmi bir şair. Uğradığı haksızlıklar nedeniyle şairlik gücünü kırılan ümitlerinin etkisiyle Hiciv alanında kullanmaya karar verir. 1933 yılında bir bahar ayında Bursa'da arkadaşlarıyla sinemaya gider Namdar Rahmi. Karşısında Emir Sultan'ın selvileri vardır. Namdar Rahmi'nin aklına o anda şu beyitler gelir. Selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye, geçti borun pazarı süreşeyin iğdeye. Sinema salonunun karanlığında bir kağıda karalar bu beyitleri. Namdar Rahmi'nin bir arkadaşı da bunu bir dergiye gönderir. Ertesi gün bu mizahi satırlar birden tüm Türkiye'ye yayılmaya başlar. Namdar Rahmi bu beyitlerin hızla yayılışını şöyle yorumlar. Meğer bir milletin yarasına dokunmuşuz.